Aksaray'ın ekranı Belediye TV Haber Merkezi'ne hoş geldiniz. Haberlerle karşınızdayız. Değerli izleyenler, emlak ve çevre temizlik vergisinin ikinci taksit ödemeleri 30 Kasım Perşembe günü sona eriyor. Aksaray Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü vatandaşları uyardı. Aksaray Belediyesi emlak ve çevre temizlik vergisi ikinci taksitinin ödeme süresinin 30 Kasım 2017 Perşembe günü mesai bitimine kadar sona ereceğini belirterek vatandaşları uyardı. Vatandaşların cezalı duruma düşmemesi için vergilerini 30 Kasım 2017 tarihinde mesai bitimine kadar ödemeleri gerektiği belirtildi. Mali Hizmetler Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada belediyemizce tahsil edilmekte olan 2017 yılı emlak vergisi ve çevre temizlik vergisi ikinci son ödeme tarihi 30 Kasım 2017 Perşembe günü mesai bitimine kadar olup bina, arsa ve arazi gibi gayrimenkullere sahip mükelleflerin emlak vergisini, iş yerlerinde oturanların çevre temizlik vergisini zamanında yatırmaları gerekmektedir. Tarihinde yatırılmayan vergiler için 6138 sayılı kanun gereğinde günlük gecikme zammı uygulanacağı kanun gereğidir. Mükelleflerin vergi borçlarını Aksaray Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü veznelerinden veya www.aksaray.bel.tr resmi internet sitesinden e-belediye hizmetleri sayesinde sorgulayabilecekleri ve borçlarını ödeyebilecekleri kaydedildi. Önemli duyurulur. Yoğun bir tempoda Aksaray'ın sorunlarını çözüme kavuşturmak için çalışan Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, bulduğu her fırsatta vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor. Başkan Yazgı bu hafta içerisinde emekli dinlenme evinde emeklileri ziyaret etti. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, başkan yardımcıları ve birim müdürleriyle birlikte hem esnaf ve vatandaşları ziyaret ediyor, hem de yapılan hizmetleri yerinde inceliyor. Sorunları yerinde görmek, ihtiyaç duyulan hizmetleri bizzat tespit etmek için başkan yardımcıları ve birim müdürleriyle birlikte ziyaretler gerçekleştiren Başkan Yazgı, yaptıkları denetim ve ziyaretlerin hizmet üretirken kendilerine yol haritası olduğunu söylüyor. Merhaba, nasılsınız? Bu hafta içerisinde emekliler dinlenme evinde emeklileri ziyaret eden Başkan Yazgı, emeklilerle sohbetinde dert dinlerken, emeklilerin talepleri doğrultusunda tespit edilen aksaklıkların giderilmesi için ilgili birimlere anında talimat verdi. Nasılsınız? Elhamdülillah, çok şükür. Şu cemaati gördük, iyi bu. Ne güzel ya. Ne güzel. Mutlu olunca ben de mutlu oldum. Elhamdülillah. Şimdi problemleri soran, rahatsızlık soran insanları gördük mü ya? Biz o zaman problem de gidiyor. Rahat olur. Rahat olur. Rahat olur. Aksaray Belediyesi tarafından Kılıçarslan Parkı'nda inşa edilen ve belediye sosyal tesisi olarak hizmet veren Piramit Kafe misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. Belediyenin kendi bünyesinde işletmesini gerçekleştirdiği tesis, kış aylarında sabah saat 8 ile akşam 19 saatleri arasında, yaz döneminde ise sabah saat 8 ile 21 saatleri arasında kaliteli ve hijyenik bir ortamda uygun fiyatla Aksaraylılara hizmet veriyor. Tamam, tamamdır hocam. Yaz döneminde Piramit Kafe'de ve karşısındaki havuz başındaki alanda kır düğünleri de gerçekleştiriliyor. Vatandaşlar düğün, nişan, sünnet, özel günlerini doğal ortamda gerçekleştirmek için tercihlerini belediyeye ait Piramit Kafe'den yana kullanıyor. Özellikle hafta sonları insanlar Piramit Kafe'de rahat, huzurlu ve doğa manzaralı yeşil bir ortamda ucuz ve kaliteli hizmetten faydalanmanın keyfini yaşıyor. Piramit Kafe sosyal tesis, 100 kişilik kapalı restoran bölümü, 500 kişilik çay bahçesiyle hizmet verirken grup yemekleri ve düğün organizasyonlarına da ev sahipliği yapıyor. Aksaray Belediyesi 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü özel bir konserle taçlandıracak. Haberin detayları geliyor. Öğretmenler Günü özel etkinliği kapsamında 30 Kasım Perşembe günü saat 19.30'da Aksaray Kültür Merkezi'nde Unutulmayan Yeşilçam Şarkıları konseri düzenlenecek.
Aksaray Belediyesi Müzik Topluluğu'nun etkinlikleri kapsamında 30 Kasım Perşembe günü saat 19.30'da Aksaray Kültür Merkezi'nde düzenlenecek Yeşilçam Şarkıları konserinin onur konuğu ise TRT sanatçısı Gönül Onur. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, dünden bugüne Yeşilçam filmlerinin unutulmaz şarkılarının seslendirileceği konsere tüm Aksaraylıları davet ediyor. Aksaray adının nereden geldiğini biliyor musunuz? Haber ekibimizle birlikte bunun cevabını araştırdık. Aksaray'ın ismi nereden geliyor sizce? Bilmiyorum. Vallahi onu hiç bilmiyorum ya. Aksaray'ın ismini bilmiyorum. Bilmiyorum, hiç duymadım. Bilmiyorum. Tarihte kurulan her köyün, her şehrin adının ister gerçek olsun, ister rivayet, isterse efsane bir hikayesi var. Aksaray'ın da adı hakkında birçok rivayet, birçok efsane anlatılıyor. İranlılar bölgeyi işgal ettiklerinde güzel atlar ülkesi manasına gelen Kapadokya adını bu bölgeye vermiştir. Aksaray'ın ismi eski duyduğuma göre burada bir tane beyaz ev varmış. Ak olarak eskiden ak, yani beyaz olduğu için oradan geldiğini tahmin ediyorum. Aksaray Selçuklulardan mı geliyor? Selçuklulardan gelebilir, doğrudur. Aksaray'ın ismi bence çok Osmanlı'ya dayanmış. Bir işte hatta bir saray varmış Aksaray diye, oradan kalma diye de duydum yani. Aksaray, Aksaray. Bir zamanlar Selçuklu sultanlarından birinin çok sevdiği kızı hastalanır. Ülkenin tüm hekimleri saraya çağrılır ama hastalığın sebebi anlaşılamaz. Kızın Aksaray iniltileri odalarda yankılanmaktadır. O sırada saraya derviş kılıklı bir adam gelir. Sultandan izin alıp hastayı görür, konuşturur, nabzını dinler. Sevda kelimeleri geçtikçe kızın nabzının hızlandığını görür. Kızın kime sevdalı olduğunu, onun nerede yaşadığını öğrenir. Kız saraydan kurtulup sevdiğine kavuşamayacağını düşündükçe Aksaray diye inlemektedir. Derviş sultanın huzuruna çıkar, sultana, "Sultanım, gözlerinizin kurtulmasını ister misiniz?" diye sorar. Sultan, "Evet, onun yaşaması benim yaşamamdır." der. Derviş öğrendiklerini sultana anlatır. Hastalığın dermanının iki sevdalının evlendirilmesi olduğunu söyler. Rivayete göre sultan delikanlıyı buldurtur getirtir. Düğün dernek kurulur. Bundan sonra Aksaray iniltileri Aksaray'a dönüşür. Selçuklu Sultanı İzzettin Kılıçarslan şehirde cami, medrese, kümbetler ve büyük bir beyaz saray yaptırır. Ve şehir Aksaray adını işte bu beyaz saraydan alır. Bildiğim kadarıyla bir saray varmış sanırım. Orada bir kız sevdiğinden dolayı ağlayıp duruyormuş. Aksaray, Aksaray deyip duruyormuş. Oradan geliyor diye biliyorum. Bir de neydi? Şehri Aksaray mıydı? Öyle bir şey de duydum. Öyle bir yerden de geliyor diye duydum. Vallahi iyi biliyordum ama ben şey yapamayacağım, Aksaray. Aksaray'ın ekranı Belediye TV Haber Merkezi'nde haberlerin sonuna geldik. Bir sonraki haber bültenimizde tekrar görüşmek ve buluşmak dileğiyle, hoşça kalın.